KSE 2024 adayları, hepinize merhaba. Özgür Sürer ben, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni. Sınav çıkışı burada olacağım. TYT'ye, AYT'ye giriyorum arkadaşlar sizler için. Soruları ve cevapları beraber yorumlamak için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Tabii ÖSYM'nin önem verdiği belli başlı konular var. Ben bunları sizler için derledim ve tahminlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Akımlar sorusu mutlaka gelecektir. Ben özellikle sürrealizm, varoluşçuluk ya da sembolizmin cevap olabileceğini düşünüyorum. Özellikle son zamanlarda sürrealizm ve varoluşçuluk çok soruldu, önemli akımdır arkadaşlar. Anlatım tekniklerinden iş çözümleme, bilinç akışı tekniği mutlaka seçeneklerde olacaktır. Bunun ayrımını yoklayan bir paragraf verecektir diye düşünüyorum. Anlatım teknikleriyle ilgili kısa ve öz videom yine gün içinde sizlerle olacak. İslamiyet öncesi Türk edebiyatından Göktürk kitabeleri ile ilgili bir soru bekliyorum arkadaşlar. İslami dönem Türk edebiyatı ikiye ayırdım. Divan edebiyatından gazel, sıralama veya kaside konusuna göre soru bekliyorum. Özellikle gazel sıralamada karışık beyitler verilip sırasıyla hangisidir? Matla, makta beytini bilgisini yoklayan. Konusuna göre kasideler yine beyit verilip bunlar sorulabilir diye düşünüyorum. Şairlerden bence en sorulmaya aday şairlerimiz Fuzuli, Nabi, Şeyh Galip, Nedim, Aşık Paşa özellikle önemli bir garipnamesi var, bunu bilelim. Gülşehri'nin Mantıkut Tayr adlı eseri var. Tabii hiciv deyince Nefi bizim aklımıza geliyor. Öğüt deyince Nabi aklımıza geliyor. Son büyük şair deyince Şeyh Galip aklımıza geliyor. Ve tabii ki Nedim de her sene soruluyor. 3. Beyit yorumlama artı mazmun. Bu tarz soruları son yıllarda görmeye başladık. Beyit verip mazmunlar ışığında, ben size bunları söylemiştim arkadaşlar. Yani o mazmun bilgisini biliyor mu bilmiyor mu? Bu videoma da bakabilirsiniz. Tezkirecilik önemli divan edebiyatında. Özellikle Alişir Nevai'den bir soru bekliyorum. Dörtlükten oluşan nazım şekilleri demişiz. Halk edebiyatında halk edebiyatı kavramlar, özellikle cönkler, türküyle ilgili kavramlar, bunlar karma bir soru olarak karşınıza çıkabilir diye düşünüyorum. Koşma verilip karma soru size bir dörtlük verebilir. Bunun nazım şekli, nazım türü. Nazım şekli ve nazım türü ayrımını iyi yapalım. Nazım türü konusudur arkadaşlar. Nazım şekli ise işte koşma mı yoksa mani mi, bu bilgidir. Kafiye, ölçü yine karma sorunun içinde yer verilecek diye düşünüyorum. Tanzimat edebiyatından tiyatro konusunun ben önemli olduğunu ve soru geleceğini düşünüyorum. Şair evlenmesi ve cezmi, Namık Kemal'in Cezmi adlı tiyatrolarının içeriğini bilelim diyorum. Yani öyle ezbere bir soru değil de metni verip özellikle şair evlenmesinde nedir arkadaşlar? İşte o kişileri bilmekte fayda var. İşte Müştak Bey ve konuyu bilmekte fayda var. Tabii Tanzimat Tiyatrosu deyince de Ahmet Vefik Paşa bizim önemli, bu ismi de sorabilir diye düşünüyorum. Tanzimat 1 ve 2. dönem metin verilip hangisi farklı şiir anlayışı tarzı soru gelebilir arkadaşlar. Ve Servet-i Fünun edebiyatında da roman deyince Mehmet Rauf, roman içeriklerini bilelim. Bunları da sizlerle bir kısmını paylaşmıştım. Yine paylaşacağım inşallah. Mehmet Rauf'un Eylül romanının kişilerini bilelim. Şiir konusunda Cenap Şahabettin ve Tevfik Fikret. Özellikle Tevfik Fikret'in o toplumcu yönünü de bilelim. Yani Servet-i Fünun şairleri içerisindeki o farklı yönünü bilelim. Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'ndan 7 tane buraya başlık koydum. Özellikle 1 ve 2. yenicilerin karşılaştırılması. Bu şiir anlayışını bilelim. Çünkü zıt şiir anlayışlarıdır. Özellikle bunu şairler etrafında çok yaptı ÖSYM. Orhan Veli mesela garip 1. yeni şairidir. İşte Cemal Süreyya 2. yenidir ya da İlhan Berk. Bunların şiirlerini verip içeriğini karşılaştıran bir soru bekliyorum. Kurtuluş Savaşı konulu romanları bilelim. Dediğim gibi yine paylaşmaya devam edeceğim. Faruk Nafiz Çamlıbel önemli bir şairimiz. Dini ve mistik değerleri yansıtan şiir Sezai Karakoç ismi önemli. Necip Fazıl önemli. Yine Nuri Pakdil demişim oraya arkadaşlar. Bu üçünden ben soru bekliyorum. Modernizme esas alan romanlardan Oğuz Atay, özellikle Tutunamayanlar adlı eseri, Yusuf Atılgan, Aylak Adam
romanı. Ve yine Nezihe Meriç de çok soruldu. Bu isimlerden herhangi birinden soru geleceğini düşünüyorum. Ziya Osman Sabah, Fazıl Üstünü Dağlarca yine önemli ve soru beklediğim isimler. Hikaye konusunda Ömer Seyfettin, Sait Faik Abasıyanık, Mustafa Kutlu. Yani hikaye konusundan mutlaka bir soru gelecektir ama benim adayım özellikle Mustafa Kutlu olabilir. Bireyin iç dünyasını anlatan hikayeleriyle karşımıza çıktığı için video çekerken aklıma geldi. Bir de destanlar konusundan soru gelebilir arkadaşlar. Destanlarda özellikle İslamiyet öncesi destanlarda içeriğini bilmekte fayda var. O büyük destanların. Hepinize şimdiden sıramızda başarılar diliyorum. Dediğim gibi TYT, AYT'ye ben de giriyorum sizler için. Sınav çıkışı bu kanalda sıcağı sıcağına o soruları, bilgileri sizlerle paylaşacağız. Ve inşallah biz bunları demiştik, bunlar çıktı deriz her sene olduğu gibi. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.